Fentech diye duyduk mu diyoruz ki muhakkak bir enerji geliyor bir yerlerden. Onlar katıldıkları her turnuvaya beraberlerinde inanılmaz bir coşku ve enerji götürüyorlar. Ve işte o takımın, o lisenin müdürü Tolga hocamız bizlerle birlikte. Koç olarak programın parçası olan Tolga hocamız birçok bilim kahramanları buluşuyor mezunu ile süreci deneyimledi. Ve çocukların ve gençlerin kazanımlarını, kariyerleri nasıl şekillendirdiğini, o turnuvalara katılan çocuklarımız bu turnuvalardan neler alıp daha sonra kariyerleri nasıl şekillendirdiler, tüm bunları kendisinden dinlemek istiyoruz. Bir kere daha Tolga hocamıza en son olasını diliyoruz. Ailenin içinde olmak çok iyi hissettiriyor. Hakan Bey, yani ben sizin vermiş olduğunuz görevleri, Dean Kamen çok karizmatik biri ama ondan evvel alıyorum ve bu ödevleri uygulamaya çabalıyoruz. Sizin gibi kendimi özgür hissettiğim yerlerden bir tanesi de benim FRL'i. Diğeri de motosiklet kullanırken iyi hissediyorum. Orada Karadeniz bölgesini geziyoruz. O insanları yakından tanıyabilme fırsatı aromasını kokluyorsun, onlarla bir arada oluyorsun. Ve gördüğüm şey şu, çok zeki insanlarımız var bizim. 20 milyon kişi vardır Karadeniz'de tahmin ediyorum. Ama fındığı fındık olarak sattığımızda, bir şeye çevirmediğimizde biz bundan 2,5 milyar dolar kazanıyoruz. Diğer tarafta 500 tane çalışanı olan bir firma bunu bir ürüne çevirdiğinde 12,5 milyar dolar para kazanıyor. İşte buna katma değer deniyor. Vergisini veriyoruz ama bunun tam ne olduğunu bilmiyoruz. Türkiye'de de dünyanın ki Harvard'da, MIT'de, Stanford'da öğrencisi olan bir gururlu öğretmen olarak söylemeliyim ki en zor üniversite giriş sistemi bizde. Her sene 3000 öğrencinin hiç farkı yoktur 1 ile 3000 arasında ve 50 senedir bu iş yapılıyor ve toplam 150 bin öğrenciden bahsediyoruz. Ama ortada kaç tane patentimiz var? Kaç faydalı modelimiz var? İlk 500'de dünyada kaç markamız var? Biraz ben bunları kafayı takıyorum. Kendimi kötü hissediyorum. FRL'ye geliyorum. Kendimi iyi hissediyorum. Çünkü Türk milli eğitimine çok büyük bir katkı sağlıyor bu aile, kocaman aile. Bu aile sayesinde insanlar patent başvurusu nasıl yapılır? İstem nasıl yazılır? Bunları öğreniyorlar. İnsanlar karşısında, topluluk karşısında konuşuyorlar. Nebali bugün Stanford'a gönderen projenin aslında bir FRL projesi olduğunu biliyor musunuz? Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi kıvılcımlar olarak gidin, ateşler olarak gelin de o kadar büyük katkınız var ki sizin. Kocaman alkışlıyorum ve saygı duyuyorum. Yaparak bitirmek istiyorum. Yine robottan geldik. Birazcık yorgunum ama çok enerjiyim aynı zamanda. 5.30'da uyuduk bugün. 8.30 gibi kalktık Anıl'la beraber. TRC'ye hazırlanıyoruz. O ekip de sizin büyüttüğünüz çocuklar. Ve bu sene şöyle bir iş yaptılar. Bir milli eğitim konferansını bastılar. Dediler ki lise müfredatı değişiyormuş. Hepiniz bizim çok kıymetli öğretmenlerimizsiniz ve gelecekte tabii ki siz kıymetli öğretmenlerimizin ellerinde ama bizim hiçbir söz hakkımız yok mu dediler. Hemen ardından böyle bir giriş yaptılar. Sıkıntılı bir anlar yaşattılar ama sonu tatlıya bağlandı. Ve iki dersin öğretim programının öğretmenleriyle beraber yaptılar. Bunlardan bir tanesi robotik, biri de İstikbal Göklerde'dir. İnsansız hava araçları ile ilgili programı müfredattan geçirdiler. Talim Terbiye Kurulu'ndan geçirdiler. Şu anda tüm okullarımızda bu okutulabilir hale geldi. Hani diyor ya Dean Kamen, make it loud, daha çok ulaştıralım. Ödevlerini sizin çocuklarınız çok iyi yapıyorlar. Ülke için çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Kalbim attığı sürece bir şey yapıyorsunuz. Saygılar. Çok teşekkürler.